üstü sayılar gerçekten acayip önemli bir konu hocam, desem. Hocam bir tane önemsiz konu söyleyin ya. Ama bak bir şey söyleyeyim. Bu gerçekten matematiğin en temel konularından bir tanesi. Hatta belki de en temel konusu da olabilir diyesem. Hani yalan olmaz diyebilirim Tonguç'um. Gerçekten de üstü sayılar kadar her sınıfta tekrar edilen ve hiçbir şekilde yakamızı bırakmayan, peşimizi bırakmayan bir konu yok desem azdır çünkü. Şimdi seninle 5. sınıf tekrarıyla başlayacağız. Üstü sayılarda 5. sınıfta gördük. 6'da gördük. 7'de gördük. 8'de de göreceğiz. 9'da da yetmedi göreceğiz. 10'da da yetmedi tekrar göreceğiz. Yani yetmez, asla kurtuluş. Yetmez. Askerde yok. De göstersinler. Aynen. Her yerde gösterecekler. Gittiğin her yerde o üstü sayıları göreceksin. Dolayısıyla biz seninle mükemmel bir temel atalım seninle. Başlayalım. Şimdi Tonguç'un bir sayının karesi küpünü biz 5. sınıfta görmüştük. Hemen hatırlayalım. Bir sayının karesi demek aslında 3'ün karesi nasıl yazılıyordu Allah'ını seversen? 3'ün ikinci kuvveti diye yazıyor değil evet mi? Evet hocam. 3'ün ikinci kuvveti dediğimiz şey aslında 3'ü 2 defa çarpmak demek. Neyle çarpacağız? Kendisiyle çarpacağız. 3'ü kendisiyle çarpıyorum. 3 kere 3 kaçtır Allah'ını seversen? 9. Bravo diyorum sana. 3'ün karesi 9'dur. 5'in kübü 5 üzeri 3 demek Tonguç. Bu 3 demek aslında 5'i yan yana 3 kere yaz ve aralarına çarpma işareti koy demek. Bak bu 2 demek 3'ü yan yana 2 defa yaz ve aralarına çarpma işareti. Peki 5'in 3. kuvveti nedir Allah'ını seversen? 5 kere 5? 10. Şey 20. Yuh evladım. 25. 25 bravo tebrik ediyorum yaklaştın bravo. Zamanla artık. 25 kere 5. 125. Süper zeki bir adamsın gerçekten. O zaman 5'in kübü dediğimiz şey aslında 125. 9'un karesi dediğimiz şey 9 üzeri 2. Aslında 9 kere 9 81. 10'un karesi dediğimiz şey 10 kere 10. Yani 10 çarpı 10 demek bu da nedir Tonguç evladım benim 100'lü Tonguç'um. Hemen zaten bunları hızlı bir şekilde hatırlamış olduk. 4 çarpı 4 kaçtır Allah'ını seversen? 16. Ama böyle yazmayacağız. 4'ün karesi diye yazacağız. 2 çarpı 2. 9. Evladım dangoz mu? 4. 2 kere 2. Beynim yandı hocam. 4. 4 kere 2. 8. 8. O zaman 2'nin kübü şeklinde yazabilirim. Çünkü 3 tane 2 var değil mi Tonguç Ölüm? Evet hocam. Burada 2 tane 4 var. 4 üzeri 2 yazdım. 4'ün karesi yani. Burada 3 tane 2 var. Burada 2'nin kübü yazdım. Bunları da hatırlayalım. Tabii bunların 16 ve 8 olduğunu unutmayalım. 2 üzeri 3. Kaç tane sayarsan 2 üzeri 3 Tonguç evladım benim. 6. Dangoz musun evladım? Bak ya 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Dolayısıyla 8 olmak zorunda. Aman dikkat bununla herkes hata yapar diyoruz. Geldik. Hemen bir tane örnek. 4'ün kübü artı 7'nin karesi. Çok basit. 4'ün kübü 4 çarpı 4 çarpı 4 demek. 7'nin karesi 7 çarpı 7 demek. 3 defa yan yana çarptım. 2 defa yan yana çarptım. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 demek. 7 kere 7 49 demek. 64 artı 49'dan da 113'tür cevabımız diyoruz. Süper bir şekilde geçiyoruz. Geldik. Gerçekten karışık bir soruya benziyor. Ağlar beyler havada uçuşuyor. Ama hiç sorun değil çünkü adam bak dikkat et. 7 çarpı 7 çarpı 7 ne demek Allah'ın sana? 7'nin kübü. Süper zekisin. 7'nin 3. kuvveti kübü. Ice cube. Ay, bu eşittir A üzeri 3'müş. O zaman A kaçtır? Bayağı zor bir soru gerçekten de. Bak A üzeri 3 eşittir 7 üzeri 3 de. A kaçtır Allah'ını seversen? 7 üzeri 3. Evladım 7 yazdım. Oku bari. Dango diyor abi. 7'dir Allah aşkına. Başka A üzeri 3, 7 üzeri 3. Hepsi aynı şey. O zaman bu A 7'dir. Bitti bu kadar. Peki B çarpı B. Ne demekti Allah'ını seversen? Hemen hatırlayalım. B üzeri 2 demekti değil mi? B üzeri 2, 6 üzeri 2 ise Tonguç evladım benim. B kaçtır? Hemen bayağı zor bir soru senin için gerçekten de. Bak birbirine çok benziyor diyor. Benzemiyor değil mi? Evet hocam. O zaman B kaçtır evladım söyler misin? 6. Süper zekisin o zaman. A eksi B dediğim şeyde. Ben de zor bir şey soruyorsunuz diye düşünüyorum. Harika. Evet zaten insanların takıldığı şey de o. Zor gibi gözüküyor. Halbuki çok basit. Hiç merak etmeyeceğiz diyoruz. Peki Tonguç evladım benim. Şimdi o zaman 5. sınıf tekrarımızı bitirdik. 5. sınıf tekrarımızı bitirdik. Şimdi 6. sınıf tekrarına geçelim bakalım. Şimdi Tonguç evladım benim. 6. sınıf tekrarımızda üstü sayıların genel özelliklerine bakacağız. Üstü sayıların genel özellikleri dediğimiz şey aslında 3'ün işte kuvveti, 2'nin kuvveti. Acaba üst sayı ne demek? Oradan başlıyoruz. Şimdi 3'ün karesi demek 3'ü yan yana 2 defa çarpmak demek. Dolayısıyla 3 kere 3. 3 kere 3 kaçtır Allah'ın sana? 9'u değil mi? Peki 3'ün 3. kuvveti ne demekti? 3 çarpı 3 çarpı 3 demekti. Peki 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 değil mi Tonguç Evren? Evet hocam. Süper. O zaman 3'ün 4. kuvveti nedir? 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 4 kere 3'ü çarp yan yana. O zaman 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 22 kere 3 81. Bu da 81'i diyoruz. Bak 3'ün 1. kuvveti nedir Allah'ını sana sen biliyor musun? 3'ün 1. kuvveti de 3'ü 1 kere yan yana çarp. O zaman hiçbir şey yapmıyor ki. Cevabımız 3'tür diyoruz. Yani Tonguç sana bir örnek vereyim. Hemen söyler misin bana? Öküz. Efendim hocam. Hayır sana bilmiyorum. Öküz üzeri 1 nedir Tonguç evladım benim? Ben.
Hayır sen değilsin. Öküzdür evladım. Kendisidir yani. Neyin üzerine bir varsa kendisidir. Çünkü kendisi... Sayı üzeri bir, ayı üzeri bir. Evet süpersin. Akıl haritasını yazmışsınız evet, gördüm. Bir üzeri 10 dediğimiz şeyse 10 defa biri yan yana çarpı demek. Bak 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 10 aman Allah'ım bayağı zor bir şeye benziyor Tonguç evladım benim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir kere bir kaçtır? 1. Bir kere bir? 1. Bir kere bir? Evet. Hepsi bunun sonucu 1'dir. İnsanın aklına hep şu geliyor Tonguç'um. 1 üzeri 10 kaçtır? 10'dur diyesi geliyor. Aman dikkat et. 1'in her kuvveti 1'dir. 1 üzeri sayı nedir o zaman Tonguç Eren Bey'im? Çok önemli bir bilgi bu. 1. Süper zekisi. Kesin bilgiyi yayalım. O zaman hemen söyleyeyim sana. 1 üzeri öküz nedir Tonguç Eren? Hayır 1 üzeri öküz nedir Tonguç? Soruyu anlayamadım için efendim. Hayır tebrik ediyorum sana. 1 üzeri öküz 1'dir Tonguç'um. Yani 1'in her kuvveti 1'dir. Öküz de olsa fark etmez. Öküz de 1 nedir? Öküzdür bunu unutmayalım. Ya bu tabii öküz çok önemli bir hayvanımız. Hocam insana tövbe yarabbi yani. Evet tebrik ediyorum. Dolayısıyla bak üstü sayıda şunu bilmemiz gerekiyor. Aslında alt tarafa biz özel bir ad veriyoruz. Taban diyoruz, üst tarafa ise üst diyoruz. Buna bazen de kuvvette diyebiliriz. Mesela 4'ün 3. kuvveti. 4 üzeri üst, 4 üzeri 3 diye okuyabiliyoruz bunu. O zaman 4 üzeri ne demek istiyorsun? Neden üzeri geliyoruz? Çünkü üst olduğu için. O zaman ben bunu okurken ne diyorum? 4 üzeri 3 veya 4'ün 3. kuvveti diye okuyabiliyorum. İşte bu alta yazdığım şeyin taban olduğunu bileceğiz. Mesela burada taban kaçtır Tonguç evladım bir söyler misin? 1. Peki üst kaçtır Tonguç evladım benim? 10. Tebrik ediyorum. İşte bu kadar. Gerçekten geç düşüyor jetonun ama olsun yine de düşüyor Tonguç evladım benim. Şimdi geldik bir tane bakteri popülasyonu hocam sorusuna. Hocam böyle iğrenç bir soru niye bakteri popülasyonu? Evet niye iğrenç olsun evladım? Bak insanın vücudunda normalde bizim derimizin üzerimizde kendimizin hücrelerinin sayısından daha fazla bakteri bulunuyor. Ama bu kötü bir şey değil. Neden kötü bir şey değil? Çünkü bazı bakteriler vücudumuzda yararlı bakteriler de unutmayalım. Bir bakteri popülasyonu bakteri sayısı her günün sonunda iki katına çıkmaktadır. Tamam eyvallah. Başlangıçta tek bakteri konulan bir kapta 7. gün sonunda kaç bakteri olacaktır? Tonguç'un bir tane bakteri var. Bir tane bakteri var. Sonra bu bakteri sayısı her günde 2 katına çıkıyor. O zaman 1 ne olur alarsanız 2 katına çıkarsa 2 olur değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman 2 ne olur Tonguç evladım benim? Bir sonraki gün sonra 4. da 4 olur. Sonra ne olur Tonguç evladım benim? 8. 8 olur. Sonra Tonguç evladım 2 katına çıkıyor 16 olur. Böyle devam eder değil mi Tonguç'um? Şimdi dikkat ettiysen bak dikkat et. Burada bir gün geçti. Burada 2 gün geçti. Burada 3. gün oldu. Bu 4. gün oldu. Bu 5. gün oldu. Tamam o zaman hesaplayalım mı? 32 olacak. 64 olacak. 128 olacak. Böyle gidecek. Bak 6. gün geçti. 7. gün geçti. 7. gün sonunda bakteri sayısı 128'di. Peki ben bunu nasıl bulurum? Bunu bulabilmek için şöyle bir yöntemimiz var. Diyorum ki ya kardeşim bu aslında nedir? 2'nin 1. kuvveti değil mi aslında? Bu 2'nin 2. kuvveti. Bu 2'nin 3. kuvveti. Çünkü 8, 2'nin 3. kuvvetidir. Bu 2'nin 4. kuvveti. Tonguç bu 2'nin 5. kuvvetidir. Dikkat ettiysen bak. 1. günün sonunda 2 üzeri 1. 2. günün sonunda 2 üzeri 2. 3. günün sonunda 2 üzeri 3 şeklinde gidiyorsa 7. günün sonunda 2'nin 7. kuvveti yani 128 olacaktır Tonguç. Birazcık sistematik ve gerçek yaşam durumu problemi. Gerçek yaşamda bakterilerle ama uğraşıyoruz. Bunlarla uğraşmamız gerekiyor ki kendimizi geliştirebilelim Tonguç evladım. Bir de geldik basamak sayısı kavramına. Tonguç basamak sayısı dediğimiz şey aslında mesela 10 üzeri 3 diye bir sayı var diyelim. 10 üzeri 3 kaçtır Allah'ın hemen hesabı? 10 çarpı 10 çarpı 10. Çünkü 3 defa onu yani çarpıyorum. 10 kere 10 100, 100 kere 10 1000'dir diyoruz. Kaç basamak kalır Tonguç'um? 4. 1, 2, 3, 4. Süper. 10 üzeri 3, 4. Peki 10 üzeri 7'ye bakalım hemen şimdi seninle beraber. 10 üzeri 7 de bak 10 üzeri 3 4 basamaklı olduğu için 10 üzeri 7 de 8 basamaklıdır. 10 üzeri 7 8 basamaklıdır. Sebebi de şudur. Aşırı basit. 10 üzeri 7 dediğimiz şey aslında 1'in yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 0 koymaktır. 7 tane 0 burada var. Bir de 1 var. Toplamda 8 basamak kalıyor. 10 üzeri 12 dediğimiz şey 1'in yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 0. 12 tane 0. Bir de 1 var. Toplam 13 basamak kadar diyoruz. Bu da özel bir kuraldır diyoruz. Ve geldik. 10 üzeri kare sayısı 7 basamaklı bir sayı olduğuna göre demiş. Kare üzeri 3 ifadesinin sonucu kaçtır demiş. Tonguç'um 10 üzeri mesela 5 kaç basamak kalır? Bunun bir fazlası. 6. 6 basamak. Peki 10 üzeri kare 7 basamaklıysa bu kare dediğimiz şeyden bir fazlası olmuyor muydu buradaki zımbırtı? Evet. O zaman bu kare dediğimiz şey de 6'dır diyebiliriz. Demek ki kare 6 ise
kare üzeri 3 demiş ya. 6'nın üzerinde 3 koymamız gerekiyor. Çünkü karenin 6 olduğunu buldum ya. 6 üzeri 3. 6 üzeri 3 ifadesinin sonucu kaç demiş? 6 çarpı 6 çarpı 6. Çünkü 3 defa 6'yı yan yana çarpmam demek. 6 kere 6. 36. 36 kere 6. Ben sana söyleyeyim, hiç kafanı yorma. 216'dır. Tonguç evladım benim. Dolayısıyla 6. sınıf tekrarımıza bitirdik mükemmel bir şekilde. Üst üsteler acayip temel bir konu. Şimdi 7. sınıf tekrarına geçiyoruz Tonguç'um. Evet, şimdi Tonguç evladım, tam sayıların kuvvetlerini yapıyoruz. Tam sayıların kuvvetleri dediğimiz şey de 7. sınıf tekrarımızda aslında bir çok temel şeylere bakacağız. Tam sayılar dediğimiz zaman ne aklımıza gelecekti? Eksi ve artı sayılar. Yani pozitif ve negatif sayılar gelecekti. Hatırlıyorsan sayı doğrusunu çizdiğim zaman ne var Tonguç'um? Burası sıfırsa buradaki sayılar artı sayılardı. Sağındaki sayılar, solundaki sayılar da eksi sayılardı. Mesela 1, 2, 3 dersen buraya eksi 1, eksi 2, eksi 3 diyecektim. Şimdi burada şunu unutmayacağız. Eksi bir sayının çift kuvveti nedir? Burada çok kritik bir şey var. O da şu. Şimdi Tonguç'um mesela eksi bir sayı var. Eksi evet. 3 üzeri. Bak burada 1, 2, 3 defa yazmamış mı? Eksi 3'ün 3. kuvvetidir. Değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Peki. Eksi 3 çarpı eksi 3 kaçtır Allah'ını seversen? Dikkat et. Artı 9. Artı 9. Çok güzel bir şey. Neden? Çünkü eksi ile eksi çarpı saat eder. Peki. Artı 9 çarpı 3. Eksi 3 nedir Tonguç'um? Bak artı 9 çarpı eksi 3 diyorum. Artı ile eksi çarpıldığı için sonuç ne olacak? Eksi. Süper. Eksi 9 kere 3'te 27'den eksi 20. Zıt kutuplar birbirini çeker, ters kutuplar birbirini iter. Süper. İşte bu ne alakası var? Şimdi sonuç o zaman eksi 27 çıktı Tonguç evladım bak. Eksi 3'ün 3. kuvveti eksi 27 çıktı. Bir de şuna bakalım. Eksi 2 çarpı eksi. Şimdi eksi 2'nin kaçıncı kuvveti? 1, 2, 3, 4. kuvveti. Şimdi Tonguç'um bak. Eksi 2 çarpı eksi 2 kaç eder Allah'ını seversen? Artı 4. Peki artı 4 çarpı eksi 2 ne der evladım? Bayağı zor bir soru. Artı eksi 8. Eksi 8. Eksi 8 çarpı eksi 2 kaç eder? Artı 16. Süper. Artı 16. Çok dikkat eder misin? Bak. Eksi bir sayının tek kuvveti, üçüncü kuvveti eksi çıktı. Yani eksi bir sayının, negatif bir sayının tek kuvveti eksi çıkar. Ama negatif bir sayının çift bir kuvveti her zaman pozitif çıkar Tonguç. Bu da çok önemli bir kuraldır diyoruz. Mesela eksi 4'ün 3. kuvveti. Ya bunun sonucu eksi bir sayının tek kuvveti olduğu için eksi çıkması gerekiyor. 4 üzeri 3'ten de 4 kere 4 kere 4, 4 kere 4 16, 16 kere 4 64 diyorum. Eksi 64'tür sonuç, çok dikkat et Tonguç'um. 2'nin 5. kuvvetine bakalım seninle beraber. 2'nin 5. kuvveti nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 2 kere 2. 4. 4 kere 2. 8. 8 kere 2. 16. 16 kere 2. 34. 32 dangoz eladım 16 kere 2. Süper zekisin. Peki 4 üzeri 3. 4 çarpı 4 çarpı 4. Bak burada bir şeyi atlamışım. Bu sefer sana bir gibi. Eksi 4 üzeri 3 diyelim. Bak burada çok önemli bir kural göstereceğim sana şimdi. Hatta şunu şöyle ayrı ayrı yazayım. Bak eksi 4'ün 3. kuvveti. Burada Tonga'ya düşmüyoruz. Tonguç Tonga'ya düştü. Mantık şu bak. Eksi 4'ün 3. kuvveti. Bu aynı mı Tonguç evladım benim? Evet. Hayır, patlarsın. Çünkü sevinir misin? Bak burada parantez var. Bu eksi 4'ü 3 defa yan yana çarp demek. Eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 demek. Ama bu ise Tonguç'un burada parantez olmadığı için bu 3 bu 4'ün 3'ü. Yani bu aslında eksiyi başta yaz kardeşim ama beni bulaştırma. 4 çarpı 4 çarpı 4 yazma. 4'ün 3. kuvveti demek. 4 kere 4 kaçtır? 16. 16 kere 4? Bilmem. 64. Dan gazeli adım benim. Bu kadar da değil hocam. 7'den sonra sizin geçemem. Evet 64'tür. Ama başında eksi olduğu için eksi 64'tür. Diyoruz Tonguç. Gerçi hiçbir şey fark etmedi. Doğru, tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla bunlar birbirinden aynı değildir. Onu bilelim. Mesela bunun en güzel örneğini şurada verebilirim sana. Hemen şöyle sana bir örnek vereyim de bu da şey olsun. Eksi 2'nin ikinci kuvveti. Bir de eksi 2'nin ikinci kuvveti yapıyorum. Bak bu ikisi birbirine aynı değildir. Bu çok önemli bir kural. Ayrıntılarını zaten gelecek senelerde göreceğiz ama şimdiden ben sana göstermek istedim. Eksi 2'nin ikinci kuvveti eksi 2 çarpı eksi 2'dir. Ama eksi 2'nin ikinci kuvvetinde bu 2, yukarıdaki 2 bu 2'ye bağlıdır. Dolayısıyla eksi bu 2'nin ikinci kuvveti olduğu için 2 çarpı 2'dir. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 olmasına rağmen 2 kere 2 4 başta da eksi olduğu için eksi 4'tür bunun sonucu. Bununla bunun arasındaki farkı bilen öğrenci çok önemli bir aşamayı atlatmıştır diyoruz ve geçiyoruz çok önemli kurallara daha. Evet Tonguç'um bak, 1'in 100. kuvveti. Aman Allah'ım, 1'i 100 kere çarpabilir misin kendi başına? İmkansız. Harika. Çünkü zaten çarpmanı istemiyor. 1'i ne kadar kendisiyle çarpalım sonuç 1 çıkar. Unutmayalım Tonguç'um. Eksi 1'in 20. kuvvetine baktığımız zaman ne olacak?
Eksi birin 20. kuvvet dediğimiz şey ise aslında eksi bir sayının çift kuvveti olduğu için pozitif. Sonuç için pozitif, o zaman artı birdir. Eksi birin 21. kuvveti, yani tek sayı kuvvetine baktığımız zaman sonuç eksi çıkması gerekiyor. O zaman şunu unutmayacağız. Eksi birin çift kuvveti artı birdir. Eksi birin tek kuvveti eksi birdir. Yukarıdaki sayı ne olursa olsun, mesela sayı 986 1444 diyelim. No, fark etmez. Sonuçta artı bir sonuç. Çünkü burası çift sayı. Veya 427 diyelim mesela. 427. kuvveti tek bir sayı olduğu için bu sonuç eksi biri çıkacak diyoruz. Hemen seninle şu soruyu yapalım, gerçekten pekiştirelim. Eksi birin çift kuvveti kaçtır Allah'ını seversen evladım? Artı. Süper. Artı birdir. Artı. Eksi birin tek kuvveti nedir Tonguç evladım? Bak, bu tek, bu çift. Hemen söyler misin? Eksi birin tek kuvveti Tonguç evladım benim. Eksi bir. Süper. Eksi birdir. Ondan sonra burası da eksi bir üzeri 50 kaçtır Tonguç evladım benim? Birdir. Burası dikkat et. Şunun sonucunu bulacağım. Şunun sonucunu buldum. Şunun sonucunu buldum. Hepsini teker teker yazdım buraya. Bu eksi birin tek kuvveti olduğu için Tonguç evladım benim, sonuç eksi birdir. Ama bak, burada bir tane eksi vardı. Bunu karıştırmayayım. Bir tane daha eksi bir yazıyorum. Bak, dikkat et Tonguç'um. Şu artı buradaki artı. Şu eksi buradaki... Pardon. Evet. Şu artı buradaki artı. Şu eksi şuradaki eksi. Şuradaki eksi şuradaki eksi. Onun dışındaki bulduklarımsa bunun sonucu budur. Bunun sonucu budur. Bunun sonucu budur. Bunun sonucu da budur. Bak, karıştırmazsak eğer çok rahat olacak. Sonrası işlem yaparsam artı eksi eksi eder. Artı bir eksi bir eksi bir. Bir de eksi eksi artıdan artı bir. Sonuçta bununla bu götürdü. Bunu bu götürdü. Sonucumuzun sıfır çıktığını net bir şekilde görüyoruz Tonguç'um. Gel senle model bir soru yapalım. Oo, gerçekten önemli kaç bir soru. Kaç model hocam bu soru? 2020 model, daha yeni çıktı. Oo. Evet, evet. Mesela eksi 2 üzeri 3. Ondan sonra eksi 3 üzeri 2. Bunların arasında bir tost yapmış bunu. A'nın olabileceği en büyük ve en küçük tam sayıları kaçtır demiş. Şimdi eksi 2 üzeri 3 kaçtır alırsa? Eksi 2 üzeri 3 dediğimiz şey, hemen hesaplayalım. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi 2 eksi 2 eksi, artı 4. Artı 4 çarpı eksi 2 eksi 8. Zaten eksi bir sayının tek kuvveti negatiftir Tonguç'um. Peki eksi 3'ün ikinci kuvvetine bakalım. Eksi 3 çarpı eksi 3. Eksi eksi kaç eder Tonguç evladım benim? Artı. Süper, artı 9'dur. Dolayısıyla benim A dediğim sayı aslında eksi 8 ile artı 9 arasında bir sayı olmak üzere. Alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değeri kaçtır? En büyük tam sayı 9'dan küçük olacağı için 8'dir. En küçük tam sayıları da eksi 8'den büyük olacağı için eksi 7'dir Tonguç evladım benim. O zaman eksi 7 ve artı 8 en büyük ve en küçük tam sayı değerleri diyoruz. Bir rasyonel sayının karesi ve kübüne bakalım bu sefer. 7. sınıfta bunu görmüştük. Bunu tekrar ediyoruz şimdi. Bak, bir rasyonel sayının karesi ve kübünü almak aslında yaptığımız şeyle eski işlemlerle aynı. Mesela 2 bölü 3'ün karesini aldığımız zaman 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 yapacağız. Rasyonel sayılara çarpmayabiliyoruz. 2 kere 2 4, 3 kere 3 9'dur. Yani cevabımızın 4 bölü 9 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama eksi bir sayının çift kuvveti varsa sonuç ne çıkması gerekiyor? Çift. Hayır, dangozlaşma. Eksi bir sayının çift kuvveti varsa sonucu ne çıkması? Pozitif. Harikasın. Pozitif çıkması gerekiyor. Zaten hadi bir yapalım bakalım. Eksi 4 bölü 5 çarpı eksi 4 bölü 5 yaparsak eksi eksi artı eder. 4 kere 4 16. 5 kere 5 de 25. Yani üstleri kendi arasında, altları kendi arasında çarpıyoruz. Artı 16 bölü 25 eder. Peki ben bunu kolay yoldan bulabilirim. Bulabilirim. 2 bölü 3'ün karesini alırsam 2'nin karesini alırım 4. 3'ün karesini alırım 9. 4 bölü 9 yazarım. Burada aynı şekilde eksi bir sayının çift kuvveti olduğu için artı olacak. 4'ün karesini alırım 16. 5'in karesini alırım 25. 16 bölü 25. Zaten bulduğum şeyi hiç işlem yapmadan da yapabiliyorum kafadan. Geldik bu zımbırtıya. Bak, hadi bunu öyle yapalım. Eksi bir sayının çift kuvveti olduğu için sonucun ne çıkması gerekiyor Tonguç evladım benim? Artı. Süper, artı. 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4'tür. Artı 1 bölü 4 diyorum. Bir rasyonel sayının karesi Tonguç evladım benim, pozitif bir rasyonel sayıdır her zaman, ama her zaman. Bu da önemli bir şey. Çünkü bir şeyin karesini aldığın zaman sayı eksi de olsa artı da olsa, bak eksi çarpı eksi kaç eder evladım? Artı. Evet, artı eder. Artı çarpı artı kaç eder Tonguç evladım benim? Artı. Süper. Dolayısıyla sonuç her zaman pozitif çıkması gerekiyor. Pozitif, negatif yükler, pozitif yükleri, pozitif yükler de negatif yükler çıkıyor. Ona karıştırma, saçmalama, onunla alakası yok. Tebrik ederim. Geldik mesela, hemen birkaç tane örnek yapalım, ondan sonra da kübüne geçelim daha doğrusu. Sonrasında örneklerle bir dersimizi bitireceğiz. Şimdi Tonguç'um, 2 bölü 3'ün kübü. Ya kardeşim, 2'nin kübü 8'dir.
3'ün kübü 27'dir. 8 bölü 27'dir. Ama eksi bir sayının tek kuvveti olduğu için sonuç bir kere eksi çıkması gerekiyor. 2'nin kübü 8'dir. 3'ün kübü 27'dir. Ama bu sefer eksi 8 bölü 27 çıktı. Dikkat edin. Eksi 8 bölü 27 artı 8 bölü 27. 5 bölü 2'nin kübü. Bu eksi bir sayının tek kuvveti olduğundan dolayı sonuç eksi çıkması gerekiyor. 5'in kübü 5 kere 5 25. 25 kere 5 125'tir. 2'nin kübü 2 kere 2 4. 4 kere 2 8'dir. Eksi 125 bölü 8'dir. Unutmayın Tonguç'um. Pozitif bir rasyonel sayının kübünün değeri pozitif. Negatif bir rasyonel sayının kübünün değeri ise negatif olmak zorundadır diyoruz. Bak dikkat et. Pozitif bir rasyonel sayının kübü pozitif çıktı. Negatifinde negatif çıktı Tonguç evladım benim diyoruz. Ve geldik örnek sorumuzda artık dersimizi bitireceğiz. İşlemin sonucu kaç demiş? Hemen negatif bir sayının karesi kaçtır Tonguç evladım benim? Pozitif. Evet süper. Evet birazcık jestonun geçti. Hocam kaçtır deyince ben böyle sayı bekliyorum. Harika hocam. Tebrik ediyorum. Nedir? 3'ün karesi nedir Tonguç evladım benim? 9. Süper. 4'ün karesi kaçtır? 8. 16'dır. Dangozlaşmadı ama gerçekten çok güzel bir hata yaptın. 4'ün karesini arkadaşların bazıları 8 diyor. Saçmalamayın. 4 kere 4'ten 16'dır diyebiliriz. Sen de uyarmış olduk. Güzel hata artı verdim. Diyorum. 1 tam 1 bölü 2. Allah Allah. Ya ben bunu nasıl yapayım? 1 tam 1 bölü 2 böyle bunun kübünü alamayız. 1 tam 1 bölü 2 eski bildiğimiz kurallardan bunu çarp sonra buna ekle. 1 kere 2 2 1 de elde 3. 3 bölü 2'ye çevir bir bakalım ilk başta birleşik kesire. Sonrasında 3 bölü 2'nin kübünü almamız gerekiyor. 3'ün kübü 27'dir. 2'nin kübü 8'dir. Cevabımız budur aslında. Zaten pozitif bir sayının kübü de pozitiftir diyoruz. Peki geldik. Bununla bunu 2 ile çarparsam Tonguç'um 9 bölü 16 artı 54 bölü 16 derim paydalarını eşledim. Paydalarını eşledikten sonra topladığımız zamansa 63 bölü 16 cevabımızdır diyoruz ve süper bir şekilde sonucumuzu bulmuş oluyoruz Tonguç evladım benim. Evet o zaman Tonguç şimdi ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Süper bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Sonraki dersimizde çok daha güzel konuları işleyeceğiz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bak Tonguç'tan başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bul sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak Tonguç'tan başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış hazırlık yap. Şimdiden bul sorulara cevap. Senin için 7'den 8'e kamp.